Çalışan önemli arkeologlar Schliemann, Dörfeld, Blegen, Korkman hepsi Troya Savaşı ile ilgili bazı verilere ulaşmak istiyorlardı. Ve Troya Savaşı'nın arkeolojik olarak kısmen yeni buluntularla daha da inanılabilir bir hale, ispatlanabilir bir hale getirmesini için çaba gösteriyorlardı. Bizim bu seneki çalışmamız Agora alanı dediğimiz Troya'nın antik dönemdeki, geç dönemlerdeki, özellikle Roma dönemindeki Agora alanında başlattık ve Troya 6, Troya Savaşı'na atfedilen, Troya Savaşı'nın olduğu dönemle ilişkilendirilen Troya 6, Troya 7 güney girişinin hemen güneyindeki alanda, Agora alanında kazı çalışmalarımıza başladık. Üstten aşağı doğru gittiğimizde geç dönem Roma yapıları, geç dönem Roma su sistemi, onun altında Helenistik dönem duvarları ve onun altında da Troya 6, Troya 7 ile ilişkilendirilen bir taş döşeme yolun olduğunu tespit ettik. Fakat en üstte bütün bu tabakaların arasında da bir geç Bizans döneminde de bir mezarlık diyebileceğimiz bir verinin de 2-3 iskelete ulaştık. Özellikle Troya 6 kalesinin, Homeros Troyası olarak atfedilen Troya'nın, Troya Savaşı ile ilişkilendirilen Troya kentinin yeni yeni verilerine, kalenin dışında burada ne olduğu ile ilgili yeni yeni verilere ulaşmak üzereyiz. Kısmen bazı veriler elde ettik. Helenistik, Roma, geç Bizans dönemine ait mezarlıklar, arkamızdaki açmada da özellikle geç Bizans dönemine ait burada küçük bir yerleşmenin, bir mezarlığın olduğunu biliyoruz. Fakat Son Tun Çağı'na ait, Troya Savaşı ile ilişkilendirilen döneme ait nekropolün henüz keşfedilemediğini görüyoruz. Bizim bu sorunla ilgili bazı araştırmalarımız, düşüncelerimiz var. Fakat ilerleyen yıllardaki kazılarda, kalenin dışındaki kazılarda, bazı noktalarda buna yönelik kazılarımız, çalışmalarımız söz konusu olacak. Fakat bu seneki çalışmalarda, özellikle bu seneki çalışmalarda Son Tun Çağı ile ilgili hemen güney kapısının, Troya'nın en önemli girişlerinden biri, Beşik Koyu'na, ovaya, limana doğru ilerleyen, yönelen güney kapısının dışında Son Tun Çağı'na ait, Troya Savaşı dönemine ilişkilendirilen döneme ait çok önemli mimari buluntulara ulaştık. Kazı sonuna kadar da bu alandaki çalışmalarımız, bu buluntularının detaylandırılması, daha farklı, daha önemli buluntulara ulaşılmasını beklemekteyiz. Hemen Agora açması olarak adlandırdığımız bu açmanın üst katmanlarında, geç Roma dönemi olarak tanımladığımız tahribatın hemen sınırında, bizim diğer kazılardan da bildiğimiz geç Bizans, yaklaşık büyük bir ihtimalle 12. yüzyıla tarihleyebileceğimiz bir iki tane gömü, belki yüksek bir ihtimalle diğer kazı sonuçları